Herkese merhaba, 1 ve 0 kanalından ben Ahmet. Bugün sizinle 1 ve 0'da Game Maker Studio videolarının devamını yapacağız. Şimdi öncelikli olarak oyun yapımı ile ilgili bugün kritik bilgiler vereceğim Game Maker Studio adına. Bu bilgiler bugünkü bölümde oyun yapımını kodlarla ilgili değil, yapmak istediğiniz oyunu cidden bu motoru kullanarak yapmalı mısınız adına olacak. Şimdi şöyle, teknik bilgilerden bahsedeceğim bu sefer motorun kullanımı ile alakalı. Şimdi şöyle bir oyun yapmak istediğiniz zaman öncelikle karar vermeniz gereken şeylerden biri oyunun 3 boyutlu ya da 2 boyutlu olması gerektiği ya da ne tarz, hani platform oyunu mu yoksa hani first person tarzı bir oyun mu istiyorsunuz, bunu karar vermeniz lazım. Şimdi diyelim siz bir oyun yapmaya karar verdiniz ve oyun diyelim 3 boyutlu olacak. Şimdi 3 boyutlu bir oyun yapmaya karar verdiyseniz Game Maker'ı kesinlikle seçmemeniz lazım. Ha, şöyle bir şey var. Game Maker'da da 3 boyutlu yapılan oyunlar var. Ama Game Maker kendiliğinden 3 boyutlu desteklemiyor. Bu sebeple sizin sıfırdan oyunun motoruna kendi eklemelerinizi yaparak X ve Y dışında Z boyutunu kendiniz yaratmanız lazım. Ki bu cidden zor. Onun dışında çoğu şeyi desteklemediği için texture eklemek, grafik eklemek çok zor olacak. O yüzden 3 boyutlu kısmı direkt geçmenizi tavsiye ediyorum Game Maker kullanacaksınız. Onun yerine Unity ya da Unreal Engine kullanabilirsiniz. Peki diyelim 2 boyutlu oyun için gerçekten geldiniz Game Maker Studio 2'ye. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Diyelim ki çok büyük çapta bir oyun yapmak istiyorsunuz. Hani oyunun boyutu 4-5 GB olacak. Şimdi şöyle bir şey var. Game Maker Studio Windows platforma çıkartma yapacağınız zaman, bakın burada çıkartma seçenekleri var. Çıkartma yapacağınız zaman sadece 32 bitlik çıkartma yapabiliyor. 32 bit ne demek? Şimdi şöyle bir şey var. Sizin oyununuzun boyutu 1,7 GB'dan fazla olamaz. Çünkü 32 bit 1,7 GB'dan sonrasını desteklemez. Oyunda o yüzden 64 bit çıkartma yapamayacağınız için siz maalesef 1,7 GB'ın üzerinden çıkıp çok kompleks çapta bir oyun yapamazsınız. He, kesinlikle mi yapamazsınız? Hayır, onun da bir yolu var. Burada included files var. Bu kısımda siz oyunun mesela, bakın burada sprites'ta karemiz var gördüğünüz gibi ve bunun bir grafiği var. 128'e 128. Şimdi şöyle bir şey var. Bu çıkardığımız zaman oyunun kendi data dosyasını, bilgiler dosyasının içinde bulunuyor. Fakat bu data dosyası az önce de dediğim gibi 1,7 GB'dan fazla olamaz. Ama siz şunu yapabilirsiniz. Included files'ın kullanımı şudur. Siz bu kare grafiğini included files'tan çekebilirsiniz. Yani bu ne demek? Mesela burada data dosyasının içine direkt kare grafiğini aktarmak yerine insert included files'tan buradan kare dosyasının içindeki grafiğin olduğu dosyayı seçip ondan sonra buraya aktarma yapabilirsiniz. Ne gibi? Mesela bunu aktardınız dosyayı. O zaman sizin yapmanız gereken bu objenin ilk create kısmında sprite index yazıp bu grafiği değiştirmek için olan ve buraya file'ın ismini yazmak, aktardığınız dosyanın ismini yazmak olacak. Ama dediğim gibi kodlara bugün girmeyeceğim. Bugün daha fazla teknik detayla geçeceğim. Şimdi diyelim 32 bitte 1,7 GB'ın altında doğru dürüst, hani included files kullanmadan her şeyi data paketlerinin içinde düzgün bir şekilde oyunu tamamlamak istiyorsunuz. Peki o zaman şunu bilmeniz lazım. Burada birkaç farklı seçenek var. Şunlar normalde sizde olmaması lazım. Çünkü bunlar sadece mobil lisans alırsanız geliyor. Windows'ta için konuşalım.
MacOS ve Ubuntu için de aynı şeyler geçerli. Aslında hepsi için neredeyse şimdi söyleyeceğim şey geçerli. İki tane output seçeneği var. Biri Virtual Machine yani VM, diğeri de YoYo Compiler denen bir şey. Ne bu ikisinin farkı? VM dediğiniz şey, siz kodlarınızı çok abuk subuk da yazsanız bir şekilde kodunuzu evire çevire compile edip yine de oyunu çalıştırıyor. Ama bunu yaparken tabii ki de performans düşüşü yaşıyorsunuz. O yüzden size tavsiyem mesela oyunu bir şeyler ekliyorsunuz ve test etmek istiyorsunuz. O zaman hep VM'den test edin. Çünkü VM'in açılışı daha hızlıdır. Compile etme süresi daha hızlıdır. Yani siz burada build, create executable demediğiniz sürece şuradan normal bir şekilde oyunu başlattığınız zaman VM daha hızlı bir sonuç verecek size. Ki momentumumuz vardı. Burada bir karemiz vardı eskiden yaptığım. Neyse, devam edeyim. YYC ne peki? Şimdi şöyle bir şey var. Game Maker'da kullanılan GML dili aslında C ve JavaScript karışımı bir dil. Ama C'de de olduğu gibi işte obje üzerine private ya da şeyler yok. Hani metotlar yok. Ama ne var? Yine object üzerine ama buradan cidden objenin üzerine seçip de kodu yazmanız lazım. Yani başka bir objeden public static void falan bu tarz şeyler, metotlar yazmanıza gerek yok ya da fonksiyonlar. Onun dışında peki bu VM ve YYC arasındaki gerçekten fark ne? VM kodunuzu byte kodlara çevirerek yapıyor. Ve cidden acayip bir syntax yani zorlaştırılmış bir şeyi yok. Hani kod yazmanızı sıkı sıkı kabul etmiyor yani. Şöyle diyeyim. Ciddi anlamda uğraşmanıza gerek yok burada. Hani noktalı virgüllerle falan filan. Çünkü noktalı virgülleri atlayacak bir yer. Ama dediğim gibi performansınız daha az olur. YYC ise compile ettiğiniz zaman yani son bu yılda oluştururken bu sefer kodunuzun hepsini C++'a çeviriyor. C++ da daha alt seviye bir dil olduğu için bu sefer performans artışınız çok daha fazla olacak. Yani şöyle diyeyim, mesela bir odada diyelim 125 tane zombiniz var ya da 125 tane şu kareden var. 60 FPS'te oyun çalışıyor VM'de. Ama diyelim ki 200 tane zombi yaptınız, bir şeyler düşmeye başlayacak artık. 55-54 FPS'e düşecek. Ama siz gelip YYC'yi seçerseniz ve bunu compile ettirirseniz işte o zaman odaya yaklaşık bir 2000 zombi falan da koysanız kasması daha da zorlaşacak. Çünkü bu sefer interpreter yani yorumlayıcı olmadan çalışmaya başlayacak. Direkt C++'dan makine diline çevrilmeye başlayacak kodlar. Bu da yaklaşık bir 8-9 kat daha fazla performans artışı demek. Çok büyük bir performans artışı demek. Peki siz bu YYC'yi yapmak istiyorsanız ne olacak? Şöyle göstereyim. File'da Preference kısmında Platform Settings'lerde Windows kısmında bakın. Burada Microsoft Visual Studio kurulu. Bunun 14 versiyonunu kurmuşum. Buradan bunu seçtiğiniz zaman siz bunu YYC'ye compile edebileceksiniz. Ama bunu test için önermiyorum çünkü derleme süresi çok fazla olacak bu sefer. Onun dışında bilmeniz gereken, bakın burada mainlerde, mesela Windows'larda, bakın save location'lar var. Bu ne? Mesela bir oyunda save dosyası oluşturmak istiyorsunuz. Bunu da göstereceğim. Ve bu save dosyası belirli bir yerlere kaydediliyor. Mesela burada local ape data, burayı seçerseniz ise ape data. Bu ne? Farkı ne? Hemen göstereyim. Mesela %ape data yazdım. Buraya girdim. Rooming'e bakın. Bakın ne diyor? Ape data. Ape data da game name diye bir klasör olacakmış. Eğer siz seçtiyseniz burada oyunun ismi olacak. Ama local ape data seçiliyse bakın burada local var. O zaman burada oyunun ismini görüyor olmanız lazım. Bunlar daha ileri seviye bilgiler. Enable Steam dediğiniz ne? Enable Steam, eğer oyunu Steam'da yayınlamak istiyorsanız
Bu seçeneği seçip API denilen bu Steam'la oyununuzu bağlaştıracak DLL dosyasını kurmuş olmanız lazım. Bunu da ilerleyen zamanda göstereceğim. Şu anlık bunları bilmenize gerek yok. Grafikler sizin için önemli olan kısmı ayar yaparken. Bakın, texture page size'lar, bunlar 256'ya 256 yaptığınız zaman daha fazla texture'ınız olacak, öyle diyeyim. Yani mesela 100 tane sprite'ınız var ve her biri diyelim 128'e 128 boyutunda. Ve siz 256'ya 256 bir texture page size seçtiniz. Peki, şimdi 128'e 128'lik bir grafik 256'ya 256'lık yerde sadece 2 tane sığar. Fakat siz bunu seçerseniz, mesela 8000'i, o zaman bu kare 8000'lik yere daha fazla sığdırabileceksiniz. Şimdi bunun avantajları ve dezavantajları ne? Eğer 256'yı 256 seçerseniz dosyanızı okumak daha kolaylaşacak bilgisayar tarafından ve performans artışı yaşayacaksınız. Ama bir de şöyle bir şey var. Bu 256'ya 256'lık kısma tüm texture'larını sığmayacak. O yüzden bunun çözünürlüğünü düşürmesi gerekecek bu sefer. Bu olunca da oyununuz bu sefer pikselleşmeye başlayacak biraz da. Onun dışında burada Keep Aspect Ratio ve Full Scale var. Bu ne? Mesela room'unuz ne? 1920'ye 1080. Adamın monitörü eğer 1920'ye 1080 değilse, o zaman Keep Aspect Ratio yaparsanız sağ ve sol tarafta çizgiler görebilirsiniz. Bunun sebebi oyunun kendi orantısını koruyarak küçülmeye gitmesi. Full scale seçerseniz çözünürlüğü ne olursa olsun monitörün ona göre kendini ayarlayacak ama orantıyı korumadığı için yaptığınız kareler biraz daha büzüşmeye ve dikdörtgenimsiye dönmeye başlayacak eğer istediği çözünürlükte değilse oyun. Ama bunun hakkında çok endişe etmenize gerek yok çünkü zaten günümüzdeki şu an bilgisayarlar, monitörler daha çok 1920'ye 1080. Start full screen zaten tam ekranda başlatıyor, isminden anlayacağınız üzere. Display kursör, bunları ben size şöyle bir göstereyim. Mesela şu an başlattım oyunu. Bakalım. Bakın şu an YYC'de mesela başlattım oyunu. Evet, bakın tam ekranda başlamadı oyun gördüğünüz gibi. Ama mesela ben geldim. Display kur Start full screen dedim. Şimdi apply dedim önce ve oyunu başlattım diyelim. Bu ne işe yarıyor? Bu zaten isminden de okuyabileceğiniz gibi tam ekran yapacak. Allow full screen switching size tam ekranı açıp kapamaya izin verecek. Bakın artık sağ ve sol taraf tamamen gitti. Onun dışında gelelim mesela Use Synchronization to Avoid Tearing. Bu eğer oyun oynadıysanız VSync ayarı vardır her oyunda. Bu onu açmak. Bunu açmanızı öneririm. Bunu açtığınız zaman oyununuz grafik açısından daha göze güzel gözükecek. Öyle diyebilirim. Burada Image ve Installer'lar var. Bunlar oyunun logo kısımları. Splash Screen zaten oyunun ilk saniyesinde açılan şey. Mesela Use Splash Screen dedim. Şimdi oyunu başlatayım. Bunu yaptığınız zaman oyunun ekranına bir 2 saniyeliğine buraya koyduğunuz resim gelecek. Bakın. Gördüğünüz gibi resim geldi. Oyunum başladı. Ama ben tabii ki de bunu şu an bir elimde grafiğim olmadığı için kapadım. Installer kısmı bu oyunun egzesinde setup egze falan bir şey yapacaksanız kurulum için. Ama şu anlık bunu kapayalım. Gerek yok. Evet, bakalım. Onun dışında daha teknik bilgileri, bilmeniz gereken bilgilere geçelim. Burada marketplace var. Bakın open marketplace dediğiniz zaman burada alabileceğiniz bazı şeyler var. Mesela grafik ya da önceden oluşturulmuş kodları buradan bulup kendi projenize ekleme yapabilirsiniz. Onun dışında size ne gösterebilirim? Bugünlük bence bu kadar kafi. Bir sonraki derste ben size önceden yapmaya çalıştığım, daha doğrusu
bir yerden sonra bıraktığım bir oyunun üzerinden, bir proje üzerinden size bir karakter yürütme ve bir duvarla çarpışma, duvara çarptığında durma, ne bileyim flash ışığı açma ya da bir yere gittiğinde bir olayın gerçekleşmesi. Bunlar nasıl oluyor onları göstereceğim ve artık gerçekten daha da ileriye gitmeye ve bir şeyler yapmaya başlayacaksınız. Onun dışında hemen kapatmadan önce şöyle söyleyeyim. Bir de teknik bilgi olarak şu anlık şunu bilseniz güzel olur. Burada fizik ve viewport ve kameralar var. Şimdi bu viewport dediğiniz şey, eğer bunu açtığınız zaman bakalım, visible yapalım. Gördüğünüz gibi room bu olabilir ama size ekranın sadece şu bölümünü gösterecek. Çünkü 1024'de 768 seçili. Bu ne işe yarıyor? Mesela sizin koskocaman bir odanız var, değil mi? Atıyorum bayağı büyük bir odanız var. O zaman şu olacak bu bayağı büyük odada. Mesela çok büyük olduğu için odanız ve çok fazla obje varsa bu sizin performans düşüşünüze ya da grafik kartını zorlamaya yol açar. O yüzden mesela hiçbir oyunda böyle tam göremezsiniz çok ileriyi ya da çok uzağı. Onun yerine for distance, yani mesafeyi açma ve kapama vardır. Çok uzağı görmenizi sağlayan ya da biraz daha azaltan daha düşük grafik kartları için. Bu da onun için düşünebilirsiniz. Buradan ben şu anlık diyelim siz açık dünya bir oyun yapıyorsunuz ve dünyanız tamamen baya kocaman 30 bine 40 bine bir şey. Ve tabii ki de siz tüm karakterin bir anda tüm odayı görmesini istemezsiniz. O yüzden ben ilerleyen zamanda size kameraları da anlatacağım. Daha doğrusu bir sonraki bölümde. Bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.